Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Belirli İntegral 5. videomuz Bilgi Sarmal yayınlarından kaliteli, sınav tadında, sınav kadar kolay, sınav kadar zor soruların çözümüne birlikte başlayalım. Birinci soruda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. D1 ve D2 doğrularını eğimleri verilmiş burada arkadaşlar. Bizden eksi 2 noktasından 1'e kadar diferansiyel f türev x'i soruyor. D f türev x'i soruyor. Şimdi diferansiyel ile integral daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Birbirinin tersi olduğu için diferansiyel ile integral birbirini yok eder. Burada sadece f türev x kaldı. Sınırlarımız eksi 2'den 1'e kadar. 1'i yerine yazdığımızda önce üst sınırı yazıyoruz. F türev 1 eksi f türev eksi 2. Şimdi bir noktasındaki türevi demek, bir noktasındaki eğimi demek. Sevgili gençler, bu bir noktasındaki eğim demek, şuradaki çizdiğimiz doğrunun eğimidir. Doğrunun eğimi ise şöyle bulunur arkadaşlar. Her zaman dikey uzunluk, yani şuradaki dikey uzunluk 4 birimdir. Yatay uzunluk da 2'dir. O zaman 4'ün 2'ye oranı biz eğim diyoruz. O zaman yazayım. O da eşittir. 4 bölü 2 olmuş olur. Eksi 2 noktasındaki eğim ise yani buradaki noktadaki eğim demek o da şu demektir arkadaşlar. Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk da 4. Burası 4, burası da 4 olduğu için eğimi 4 bölü 4 diyoruz. O da 1 olur. Yani 2 eksi 1'den cevabımız 1'dir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Hiç vakit kaybı yapmadan ikinci sorumuza geçelim. Sevgili gençler, bu belirli integral olduğu için ve bunun sonucunu hiç integral sonucunu bulmadan bir sayı bulmuş olacağız. Belirli integral olduğundan dolayı bu sabit bir sayıdır. X'e göre türevini alıyoruz, diferansiyeni alacağız. Sabit sayının X'e göre burası sabit sayı, herhangi bir sayıdır, bir C sayısıdır. X'e göre türevi sıfırdır. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hiç işlem yapmıyoruz. Kısa ve pratik yoldan böyle diyebiliriz. Geldik buraya arkadaşlar. Bu değişken değiştirme yöntemiyle çözeceğimiz bir soru. Dikkat edelim burada arkadaşlar. Şöyle ki önce buna U diyeceğiz. U değişkeni diyoruz. Eşittir X kare. Eksi 3x artı 3. Peki du ne oldu? Du da şu oldu. 2x eksi 3 dx oldu. Getirip yerine yazalım arkadaşlar. Bu şu oldu. İntegral. Buraya u yazdık. U'nun küpü. Burası da du oldu arkadaşlar. Peki burada kısa ve pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz sevgili gençler. Şu sınırlarında x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 yazarsak eksi 3 artı 3'ü götürdü. 1 oldu. Peki x gördüğümüz yere bir de 2 yazacağız arkadaşlar. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 4, 3 daha 7. 2 kere 3, 6. O da 1 oldu. Burası da 1 oldu. Şimdi ileride özelliklerde bahsedeceğiz arkadaşlar. 1'den 1'e kadar integral soruyorsa cevabımız 0'dır. O da doğru cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Yine bir değişken değiştirme yöntemi uygulayacağız. X eksi 1'e u kare diyoruz. Türevini aldığımızda dx eşittir 2u du oldu. 2u du oldu. Getirip yerine yazıyoruz arkadaşlar. Buraya yerine yazdığımızda burası u kare. X gördüğümüz yere ne yazacağız? X eşittir u kare eksi 1 olur. Eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına atarsanız artı 1 olur. O zaman yazıyorum buraya u kare artı 1. Peki dx gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 2u du. O zaman benim integralim şöyle oldu. 1'den 2'ye kadar. Sınırları da değiştirelim. X gördüğümüz yere 1 yazalım arkadaşlar. 1 yazdığımızda 0 oldu. O zaman burası 0 oldu. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda da 1 olur. X yerine 2 yazarsak 1, u kare 1 ise o da 1 olur. Peki u kare dışarıya u çıktı. Çarpı. Burada u kare artı 1 var. Onu yazalım. U kare artı 1. Bir de 2 u du.
2U ve U. Daha da düzgün yazarsak arkadaşlar, sıfırdan 1'e 2U ile U'yu çarptığımızda 2U kare. U ile U kare ile çarptığımızda 2U üzeri 4 artı 2U kare DU oldu. Peki bunun integrali şöyledir. U üzeri 5 bölü 5 oldu. Artı 2U küp bölü 3 oldu. Sınırlarımız sıfırdan 1'e kadar. Burada dikkat etmeniz gereken, sıfır yazdığımızda zaten sonuç sıfır oldu. 1'i yerine koyduğumuzda 2 bölü 5 artı 2 bölü 3 eksi 0 olur. Bu sıfır yazdığımızda 0. 3 kere 2 6, 10 daha 16 bölü 15 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Değişken değiştirme yöntemi yaptım sevgili gençler. Yerine yazdım. Sınırlarını değiştirdim. Sonucumuz 16 bölü 15 çıktı. Anlaşılmayan bir husus olursa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde çözüm yaparım. Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar bu da güzel bir soru. Dikkatinizi çekeyim. 2021'de AYT'de gelebilecek kaliteli bir soru. Ben burada 2x'e u dersem, u dönüşümü yapacağım. 2x dersek du eşittir 2dx olur. O zaman burada sınırları da değiştiriyoruz. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda sınırımız 2 oldu. X gördüğümüz yere 2 yazdığımızda sınırımız 4 oldu. F buraya u yazarsak u eksi 1 oldu. Dx gördüğümüz yere du bölü 2 yazacağız. Du bölü 2 arkadaşlar dx'tir. Peki bölü 2 yazacağız. Efendime söyleyeyim. Şimdi burası bakın 12'ymiş. Bizden ne istiyor? Bunun yarısı. Bu 2 dışarıya aldığımızda 1 bölü 2 integral 2'den 4'e kadar f u eksi 1 du. Bakın bunun sonucunu vermiş bize. Dikkatinizi çekeyim. Bakın bunun aynısı 12 verilmiş. Burası 12 ise o zaman getirip 12 yazacağız buraya. 12 bölü 2 olmuş olur. O da eşittir 6 olur. Doğru cevap C seçeneği. Önemli, güzel bir soru. Geçiyorum 6. soruya. Sevgili gençler, yine burada değişken değiştirme diyoruz arkadaşlar. X kare U diyoruz. U eşittir X kare. DU eşittir 2x dx türevini alıyoruz. Getirip yerine koyacağız. Şimdi yerine koyalım. Arkadaşlar, x gördüğümüz yere 1'i yazdığımızda burada sınırımız 1. X gördüğümüz yere 4'ü yazdığımızda buraya 4 yazarsanız 4'ün karesi 16 olur. 16 oldu. Peki x yerine ne yazıyoruz burada arkadaşlar? F x kare yerine u yazıyoruz. X dx yerine de x dx yerine de du bölü 2 yazıyorum. Du bölü 2 x dx'tir. Getirip yazıyorum buraya. DU bölü 2 böyle yazdım. Peki bu eşittir. Bu 2'yi yine başa götürürsek 1 bölü 2 1'den 16'ya kadar FU DU oldu. FU DU. Peki bunun sonucunu istiyor bize. Bakın buranın sonucunu nedir diye soruyor. Bu nedir diye soruyor. Peki burası kime eşitti arkadaşlar? 6'ya eşitti. Bu 2 ile genişletirsek o zaman ne oldu? 12 eşittir 1'den 16'ya kadar FU U, DU. FU, DU ile FX, DX aynı anlama geliyor. O da 12'dir arkadaşlar. 6. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Peki geçiyorum. Geldim 7. sorumuza. 1905, 1903, 1903 BJK, 1905 Sarıkanal, Fenerbahçe arkadaşlar ve Beşiktaş'ın integralle ilgili efendime söyleyeyim sorusu sorulmuş. Şimdi x artı 2 u diyoruz arkadaşlar. U eşittir x artı 2. Du eşittir dx oldu. Getirip burada yerine yazıyoruz arkadaşlar. Burayı düzenliyoruz. İntegral. Peki bu götürüp x gördüğümüz yere yazıyoruz. X yerine eksi 1 yazdığımızda sınırımız 1 oldu. Ve x gördüğümüz yere 1903 Beşiktaş'ın İlk futbola başladığı yıl 1903 yazdığımızda burada da 1905 elde ediyoruz. 1905'i elde ediyoruz. O zaman ne oldu arkadaşlar? Burası F U
dx yerine de du yazıyoruz. Bu şekilde olmuş oldu. Demek ki bunu istiyormuş bizden. Peki bu yukarıda verilmiş bu aynısı. 1905'e eşitmiş. Hemen düzeltiyorum. 1905'tir. O zaman doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili gençler. Bakın arada bir fark yok arkadaşlar. Sadece u değişkenini değiştirdik. X artı 2'ye u deyince zaten sınırlar da kendiliğinden değişiyor arkadaşlar. 2 fazlasını aldığımızda yine buradakine eşit olmuş oluyor. Geçiyorum bir sonraki sorumuz. Ayrı ayrı integrallerini alıyoruz arkadaşlar. Burada bir grafik verilmiş. Bu türevle integral birbirini götürür, fx kalır. Sınırlarımız eksi 2'den 4'e kadar artı. Şimdi iki kez türev, bir kez integral, bir türev gider, bir tane türev kalır. Eksi 2'den 4'e kadar kısaca yazdım. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi getirip yerine koyuyorum. F türev 4. Eksi F türev eksi 2. Artı F türev 4. Eksi F türev. Burada F kendi fonksiyonudur. F türev eksi 2. Bu değerleri grafikte kullanıyorum. Bakın 4 nedir? F 4 burada kaça gidiyor? 2'ye gidiyor. Dikkatinizi çekeyim. 2'ye gidiyor. 2 yazıyoruz. F eksi 2 nedir? F eksi 2 kime gidiyor? 1'e gidiyor. Onu yazdık. Artı. F türev 4. 4 noktasındaki eğim. Eğim tanjant alfadır. Tanjant alfa da tanjant 30 demek. Tanjant 30'u nasıl buluruz? Sevgili gençler, böyle bir dik üçgen her zaman elinizin altında bulunsun. 30 derece ve 60 derece 2'ye 1 kök 3'ü yazıyorsunuz. Tanjant karşının komşuya oranı 1 bölü kök 3 yapabilirsiniz. O zaman bu 1 bölü kök 3'tür. Eksi. Şimdi sağa yatık olduğu için pozitif. Peki eksi 2'deki eğim arkadaşlar, bu eksi 2 noktasındaki eğim buradaki eğimi soruyor. Buradaki eğim ise, bu noktadaki eğim tanjant alfa, yani tanjant 30'dur. Aslında tanjant 150 olur. Geniş açıdır arkadaşlar. Haberiniz olsun, geniş açı olduğu için tanjant 150'ye bakacağız. O da tanjant 30'la aynı. O da eksi 1 bölü kök 3 olur. Sola yatık olanlar negatif eğim 1 bölü kök 3 olmuş olacak. Kök 5 yazdık. Onu düzeltelim. 1 bölü kök 3 olacak. Eksi 1 bölü kök 3 oldu. Bunun da sonucu 2'den 1 çıktı. 1 artı eksi eksi de artı 2 bölü kök 3 olur. Dolayısıyla doğru cevabımız o da A seçeneği olmuş oluyor. Peki güzel bir soruydu arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Bu fonksiyonun tersini soruyor. Tersi şudur. Tersi aradaki işareti değiştir, x'in katsayısına böl diye kısaca yazıyorduk. Veya şöyle anlatayım ben size arkadaşlar. Ters şu şekilde bulunur. Fx gördüğümüz yere y yazarız. Y eşittir 2x artı 3. X'i yalnız bırakacağız. Y eksi 3 eşittir 2x. Her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Y eksi 3 bölü 2 eşittir x. X dediğim ifade her zaman fonksiyonun tersidir. Y yerine de x yazarsanız, yani fonksiyon tersini bulmuş olursunuz. Peki diferansiyel integrali götürdü. Sadece fonksiyonun tersi kaldı. X eksi 3 bölü 2 kaldı. 7'den 11'e kadar. Bir 11 yerine koyduğumuzda x yerine 11 yazıyoruz. 11 eksi 3 bölü 2. Eksi bir de 7 yazıyoruz. 7 eksi 3 bölü 2'den. Bunun cevabı 8 bölü 2 4. Bu da 2 olur. 4 eksi 2 2'dir. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili gençler. Nasıl? İyi gidiyor mu arkadaşlar? Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Burada da bir grafik verilmiş sevgili gençler. Bu videomuzun son sorusu. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İntegral videoların devamı gelecek arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularını da çözeceğim size. Şimdi bakın burada değişken değiştiriyoruz. Buna u diyoruz. U eşittir f türev x. U eşittir f türev x. Du ne olur arkadaşlar? Türevini alıyoruz. F bir kez daha türev alıyoruz. İkinci kez, ikinci mertebeden türevi olmuş oluyor. Burası du oldu.
O zaman şöyle ki, integral u du oldu arkadaşlar. Ve bunun integrali şöyle olur. U kare bölü 2 olmuş olur kısaca. U dediğim ifade neydi? F türev x'ti. Bölü 2. Sınırlarımız ne? Eksi 1'den 3'e kadar. Yani f türev 3 bölü 2 eksi f türev eksi 1 bölü 2'dir. Bu değerleri burada bulacağız arkadaşlar. Bulalım hemen. 3'teki eğimi soruyor. 3 noktasındaki eğim demek buradaki tanjant soruyor. Tanjant arkadaşlar, bu doğrunun eğimi tanjant 45'tir. Tanjant 45 nedir arkadaşlar? O da eşittir 1'dir. 1 bölü 2 oldu burası. Eksi. F eksi 1. Eksi 1 noktasındaki eğim ise buradaki eğim direkt x eksenine paralel olduğu için eğim sıfırdır. O da sonuç eşittir. 1 bölü 2 çıkar. O zaman doğru cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. Evet sevgili gençler, takipte kalıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.